Merhabalar sayfama hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok pratik bir pasta tarifi vermek istiyorum. Rulo pasta tiramisu tadında böyle yani yapımı da kolay ama tadı gerçekten denenmeye değer tariflerden bir tanesi yine. İsterseniz kekini yapmakla başlayalım. 2 adet yumurtaya ihtiyacımız var. 2 Türk kahvesi fincanı yani fincanlarım oldukça küçük boy olanlar şunlar. Dediğim gibi 2 adet yumurta, 2 fincan toz şeker, 1 fincan sıvı yağ, 1 fincan yoğurt, 3 fincan un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 kabartma tozu ve 1 vanilyaya ihtiyacımız var. İlk olarak 2 adet yumurta ve vanilya ve şekerimizi mikserle köpüğüne kadar çırpacağız. Bunları ilk etapta bir çırpıyoruz beyazlaşana kadar. Sıvı malzemelerimizi ekliyoruz. Ve yine biraz çırpıyoruz. Un ve kakaomuzu ve kabartma tozumu ekliyoruz. Bunları da homojen bir kıvama alasıya çırpıyoruz arkadaşlar. Harcım hazır gördüğünüz gibi. Şimdi yağlı kayıt serdim fırın tepsime dökeceğim bu harcımı. Geniş bir tepside pişirmemiz gerekiyor. Çünkü ince bir zemin olması gerek. Fırınımı da ısıttım arkadaşlar bu arada 180 dereceye. Ve her yerine yayıyoruz. İnce bir tabaka halinde. Tepsimizi birkaç kez böyle yere vuruyoruz sert bir şekilde. Kabarcıklar çıksın. Ve artık ısıtılmış fırına vermeye hazır arkadaşlar. Hızlı pişecektir çünkü ince olduğu için o yüzden dikkatli olalım. Yani yaklaşık 10-15 dakikada pişecektir diye düşünüyorum. Evet kekim yaklaşık 10 dakikadır fırındaydı. Pişmiş mi diye bakıyorum. Arkadaşlar keklerinizde sürekli bıçak veya kürdan testi uygulayın. Çünkü geçenlerde hatta bir arkadaşımız yorum yazmış kekim pişmedi içi hamur kaldı diye. Ben süre veriyorum ama ben kendi fırınıma göre süre veriyorum mesela. Ve her zaman diyorum yani bıçak testi yapmadan çıkarmayın. Bir fırından fırına değişebilir süresi. O yüzden piştiğinden emin olmadan çıkarmayın kek türlerinizi. Dediğim gibi şöyle ortasına batırıyoruz. Temiz çıktı gördüğünüz gibi. Kekim pişmiş. Artık fırından çıkartabilirim. Sıcak kekimi yağlı kaydıyla birlikte direktmen bir havlunun üzerine aldım arkadaşlar. Ve sıcağıyla birlikte böyle sarmaya başlıyorum sıkı bir şekilde ki şeklimiz şimdiden oluşsun. Şu şekilde sardım. Gördüğünüz gibi rulo şeklini vermiş oldum. Bu şekilde soğumasını bekliyorum. Daha sonra içinin kremasını hazırlayacağız. Ama bunu fırından çıkar çıkmaz hemen yapmanız gerekiyor. Şimdi kekim için kahvemi yapacağım. Ben makine kahvesi tercih ediyorum. Daha yoğun aromalı oluyor. Ama normal granül kahveyle de yapabilirsiniz. Çok sıcak akıtmayacağım. Yaklaşık bir küçük fincan değerinde akıtacağım. Çünkü biraz onu ılık hale getireceğim. Çünkü bu şekilde çok sıcak olacak. Yani bu gördüğünüz miktar yeterli. Çünkü üzerine biraz soğuk su ilave edeceğim. Şeker katmıyorum ben arkadaşlar. Evet kahvem de hazır. Dediğim gibi soğuk su ilave edeceğim biraz. Kahveme biraz soğuk su ilave ettim arkadaşlar. Bu şekilde ılık olmuş oldu. Kahvem de hazır. Şimdi kremasını yapmakla devam edeceğiz. Evet sırada kremamız var arkadaşlar. Çırpma kabıma 5 yemek kaşığı kadar pudra şekeri koydum. 2 paket soğuk kremaya ihtiyacımız var. Ama Türkiye'deki arkadaşlar direktmen 2 paket krem şanti çırpabilir bunun yerine. Yani sütle krem şanti çırpabilirsiniz 2 paket. 2 paket krema sertleştirici. Ama bunu Türkiye'deki arkadaşlar es geçebilir. Çünkü krem şanti kullanırsanız buna gerek kalmıyor. Ve 1 paket yani sanırım bu 250 gram. Evet 250 gram mascarpone peynire ihtiyacımız var. Eğer bu yoksa labne peyniri de olabilir. Ama eğer mascarpone bulma şansınız varsa bunu tercih etmenizi tavsiye ederim. Bunu da ilave ediyorum. Türkiye'deki arkadaşlar 2 paket krem şanti ve bunu kullanabilir. Veya 1 paket labne. Şimdi bunların hepsini koyu krema kıvamına gelesiye kadar çırpacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kremam gayet katı bir şekilde çırpıldı. Akmıyor. Kremam hazır. Kahvem de hazır. Artık pastamızı yapma aşamasına geçebiliriz. Dikkatli bir şekilde artık soğumuş olan kekimizi açıyoruz. Havlusundan. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi üzerine ılık olan kahvemden dökeceğim. Her yerine ıslatacağım. Özellikle şu kenar kısımlarını güzel ıslatıyoruz.
tanesine hazırlamış olduğumuz kremadan sürüyoruz. Kremamızın birazını dışını kaplamak için ayırıyoruz bu arada. Dikkatli bir şekilde rulomuzu yapıyoruz. Yağlı kaydımızdan destek alarak yapıyoruz bu işlemi. Daha kolay olması için. Şu şekilde. Evet, rulo pastam hazır. Şimdi servis tabağıma alıyorum. Artık tüm kekimi kalan kremayla kaplıyorum. Çok düzgün olmasına gerek yok arkadaşlar. Ve bir püf noktası arkadaşlar. Kenarları daha düzgün görünmesi için şu kenar kısmından kesiyoruz. Net bir şekil olması için. Desenimizi oluşturmak için şöyle bir çatalla şu ucundan başlayarak şu şekilde çiziyoruz. Üzerine uzunlamasına puanteler yapacağım. Ve pastamızın üzerine artık biraz kakao serpiyoruz. Yeterli, çok da değil. Pastanın bitmiş hali böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içi de nefis kremalı. Yapımı oldukça kolay. Bence mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ederim. Evet, pastamın bitmiş hali böyle arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bunu yorumlarda belirtirseniz çok mutlu oluyorum yorumlarınızı okudukça. Yani bu tarifi de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yapımı oldukça kolay. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum. Evet, bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Böylelikle diğer tüm tariflerimden haberdar olmuş olursunuz. Evet, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.